Nereye konacak bu? Öten doğru metre. Ben kaldırmayacağını dedim. Evet, babanla ne yapacağız biz bugün? Bugün ne yapacağız? Yine bahçemiz, tarlamıza geldik. Urutmalık, biber, badılcan, bamya ne bulursak onları toplayacağız. Biberleri kışlık kurutma yapacağım. Badılcanlardan da yapasın. Bakalım güzel oluyor ya. Bamyalarımız zaten büyümüş gene. Kış hazırlık yapacağız değil mi? Kış hazırlık buna kadar işte. Acı biberlerimiz dünya kadar olmuş maşallah subhanallah gene. Yarısını toplayan da. Yine yarısı kalsın halangiller toplasınlar. Zaten bir hafta falan oldu herhalde biz gelmeyeli. Epey oldu. En son topladığımız. Ne kadar oldu bilmiyorum da. Biz zaten ne kadar acı bebeği yiyeceğiz. Az olsa yeter. Az önce de bir tane zelve ağacımız var bizim burada tarlamızın kıyında. Onun bir tanesi kurumuş, belinden kırılmış, bağırsaklarımızın üzerine düşmüş, onu şey yaptık, kaldırdık. Niye kuruduk hem baba ne? O zaten bir senedir arızalı, bak onun başında da var. Onun adı düşer de Allah korusun bir yer zarar verilen bilmiyorum. Bak iki tanesinin daha başı kurumuş. Biz buradayken bile düşse? Başımız düşer. Ne olacak başka? Allah korusun gari onu da. Davanından yaş ama başları kurumuş. Neden öyle bilmiyorum. Odunluk olur zaten onlara bir alanı satan o mühim. Mehmet amcan dedi orada güvekliydi varmış bir ben bir onu söyleyen dediydi. Söyledim söylemedim ben sormadım bir daha. Öyle kaldık. Şunun güzelliğine bak. Kurutmalıklar bunlar. Şimdi kışa hazırlık yapacağız bunlara. Kurutalım. Bir daha olur çok olur zaten daha o. Ta kışı kadar oluyor biber badılcan mesela. Olursa yaparlar halangiller yapsınlar geri kalanla. Bizi bu yeter. Yeni mervler, gül nurlar getirdi bir daha gelirken. Toplasınlar. Onlar yiyor yine acı biber değil mi? Onlar seviyor acı. Merve bile alışmış baksana ya. Yediriyorum ben onu diyor. Babası yiyor var diyor. Acı biber gıdası güzel olur. Acı biber de sevmeyen sevmez. Seven insanın ağzını tat getirir diye sever. Sevmeyen acı değil sevmez.
Biliyor musun ben ne düşünüyorum biliyor musun? İşlerim parçalanıyor ya yangın olan yerlere. İçim çok yanıyor işte. Ben televizyon bile açtım zaten devamlı yangını gösteriyor. Telefonla yangın gösteriyor. Aynen. Hemen onlar gömmek için hemen kapatıyorum ben. İçim yanıyor. Bir kadınla annesinle ikisi yaşıyorlarmıştım. Tarlanın içini her tarafını ateş sarmış. İçinden zor kurtardılar. Öyle yani o kadar hayvan telef oldu. Ormandaki yabani hayvanlar telef oldu. Ormanlarımız gitti. Ben işte onu hiç dili getirmek istemiyorum, gömmek de istemiyorum. İçim böyle yanıyor bak o ateş nasıl yanıyor? İçim de öyle yanıyor benim. Ne düşündüm biliyor musun? Onu demek istiyordum işte. Şimdi onlar yardım diye bir şey konuşuyorlar. Ne diyorum biliyor musun? Bir çuval mahsullardan toplum malı göndermeli. Nasıl göndereceğiz? Bakalım böyle şey Bozovan'daki mahsulleri falan hep gönderse. Çok bak 2-3 gündür kafamdaki o. Mesela şimdi onlara her şey ihtiyaç. Aynen. Ben ev diyorum biz mesela tarlamızda kendi elimizin emeğine yetiştirdik. Bizim de elimizin kolumuzun sadıkası olur diyorum. Bir çuval yapsak göndersek hepsinden nasıl pay ederler, nasıl bölüşüyorlar, alırlar, yiyorlar bilmiyorum onlar da. Ona göre orada dağıtırlar da ben bir bakayım araştırayım. İşte nasıl onu düşündüm ben 1-2 gündür. Onlar zaten hiç ben dili getirmek istemiyorum ya. İçim götürmüyor onlar hiç. Ya bir de zaten bize bazen izleyicilerimiz de kızıyor böyle niye video çekiyorsunuz falan filan diye. Ben onlara da tek tek açıklama yapıyorum da. Bizim de işimiz bu. Bizim işimize devam etmemiz gerekiyor. Hani düşünsenize bütün Türkiye orada yangın oluyor diye üretimi durdursa, hani şeyini durdursa, işlerini durdursa bizim halimiz ne olacak? Biz çiftçiyiz yani devam etmek zorundayız. Tabii her şey yemek, içmek, her yer, herkese lazım bu. Videodan dolayı da diyorsanız benim işim de bu. Ben buradan para kazanıyorum. Buradan geçimimi sağlıyorum. Benim de bunu devam etmem lazım. Yani çekmem lazım benim bunları. O yüzden izleyicilerimiz hor görmesin. Yani zannetmesinler. Üzülmüyoruz. Umurumuzda değil. Biz doğayı seven insanlarız. Yani belki de çoğu kişiden daha çok üzülüyoruz. Ama elden bir çare gelmiyor yani. Zaten ne gücümüz var ki buradan ne yapabiliriz? Yapmamızın imkanı yok. Ancak bir hayır gibi bir şeyler yapar da gönderebilirsek ne mutlu. Yani. İşte ben 2-3 gündür hep o kafamda o. Acaba bir yardım da olsak. Kamyonlarla suyu gönderdiler. Neler neler ya. Sabahleyin televizyon açtım. O kadınla konuşuyorlar. Kadın onları yardım edenler böyle sarılıyor. Ağlıyor kadın onlarla. Tabii canım şimdi babanla düşünsene her şeyini kaybediyor. Çok zor bir şey ya. Allah'ım kimseyi yangınla, selle yapmasın. Doğal afet olsa o kadar insan yüreği yanmayacaktı. Bir de o şerefsizler çıkarıyor ya yangınları. Benim sinir eden nokta o oluyor ben. İhkar. Allah'ından bulsun. Başka diyeceğimiz yok. Allah versin onların cezasına. Şöyle tohumluk bamyalarımızı da alıkoyuyoruz. Epey bir çoğaldı içinde. Zaten şeyde de vardır. Büyük bir ihtimal bu. Bozalan'da da vardır. Şöyle alıkoyuyoruz. İsteyen izleyicilerimize göndereceğiz. Bunu bilmiyorsanız hani istemeyi bilmiyorsanız yorumlar kısmına değil de Instagram'dan köyde yaşam hesabımıza mesaj yazmanız gerekiyor. Evinizi, adresinizi yazın. Biz size kargoyla gönderelim. Karşıdan ödemeli olarak göndereceğiz. Hani herhangi bir ücret değil. Ücret almayacağız yani. Sadece kargo ücretini vereceksiniz. Bunu da bilgilendirmiş olayım. Çuval muvabuğu getirmek bunu. Amca patlıcanlar ne yapacağız? Patlıcanlar da bu sefer çok olmuş ya. Bayağıdır. Gelmediğimizden bir de ufak tefek bıraktırdık zaten. Onlardan da kurutalım galiba. Hani balcan kurutması da yapalım. Yapalım bakalım işte. Üstündü zaten çok. Hadi bakalım seni buna kovamız doldu. Biberimiz bu kadar oldu bak. Oo. Dolmalar toplamadım daha.
bami toplayacağız. Patlıcanlar toplayalım. Arabanın bagajında bir tane daha büyük beyaz kova var. Bunu oraya koy. Hmm. O beyaz kovanın içinde eşyalar varsa oraya koy. Ondan sonra o kovayı al gel. Patlıcanları onu toplayalım. Bunlar ben su vermem. Sıranın birinin başlarına bak. Onun bu yanına su getirme. Burada çeşmeyi koymadın mı sen? Koyverdim. Burası biraz yüksek geliyor ya. Uç kısmı yüksek geliyor. O topak balcanın balcanla bile nasıl olmuş? Közleyelim diyor bir tanesini babanın. Burada. Babaanne sen burada nasıl duş dedin? Burada. Şimdi güvenin ya bana. İzleyicilerimiz de pek kızmış gel bana. Bazıları. Babaanne seni gülmedi diye kızmışlar da sana. Gülünmeyecek gibi de değildi ki. Ama yorumdakının biri ben de diyor düşene çok gülerim ama diyor, ben de teyzem çok güldüm diyor. Ama canım acımadı ki gene düştüm de. Kuru bir taşlı bir yere düşeydim belki de zarar verirdi bacağım kırılırdı yahut da kafam gözüm kırılırdı. Allah'a şükür gene öyle bir şeyim olmadı. Dizim birazcık acıdı da o kadar olacak. İki tane izleyicim çok kızmış bana ya. Çok kızmış demeyeyim de kızmışlar hem. O... Ama onu da sen kameradan belli olmuyor. Karşımdan sen de gülüyordun o gün be. Güldüm ya düşüşüm ben de gülüyorum ya kendim. Ayrı video izlerken ayrı gülüyorsun zaten de bir de o gün de güldüm benim karşımdan ayrı sen düştükten sonra sen de güldün bana ama kamerada belli olmamış o. O ara bulanıklaşmış netlemiş sen görünmemişsin. Gökünden arasını görünmemişimdir ben. Hmm. Gülüyordun o ara sen de. Ben de kendi kendime düştüğümü gülüyorsun ya nasıl düştüm acaba? Maşallah şuna bak şuna bak. Et aynı. İyi. Aynı dan eti. Bamyalar ne olacak? Karakuzu bunlar. Onları toplayalım ya. Kaç kere topladık değil mi? Buradan bizim asıl daha da toplarız daha. Daha biz kışı kadar mahsul almayacağız ki. Kışı kadar olur bunlar. Don gra yavaşsa o zaman bunlar ölür. Öyle olmasın devamlı döker bizi. Bunlardan hiç parayı ne almayız galiba. Başka bir şey alsak bile. Millet de şey sılacını çekiyor. Darısını biçiyor. Sılacını çekiyor. Bizim darı da az geç ektiğimizden biraz daha geç biçilecek. Bakın bir kova oldu şimdi de. Daha da var. Boşuna mı verelim bunlardan ev varınca? Onun yoktur. Ya. Evinin bahçesini dikmiş o ya. Birik köken hemen. Bundan güzelliğini bak. Verelim hem hayır olur. Tabii. Şunun güzelliklerine bakın ya. Başladım. Boyudu o zaman. Benden beraber olmuş. Baştan söyle. Mamilerimiz diyorum. Çok güzel olmuşlar. Bak sen gelmedi. 3 gündür büyümüşler gene. Aynen. Bu da büyümemesi lazım gerçi. Sen ben geçeyim dedim ya. Gelin gidin başına. Elin laylon dolsan, irlen koparsan ne olur? Dolabı koyu koyadın. Böyle bu da büyümez. Benim gelmediğim zaman öyle yapsan olur. Yapsan yapacak olsan. Babaanne ben de buraya darı sulamaya geliyorum. Ondan oyalanamam ki. Aşıları suluyorum, zeytinleri suluyorum. Tamam da bu 5 dakikayı al oğlum. Böyle de çok yer oluyor ya. Tohumluk ayıracağız gari ya. İzleyicilerimize göndereceğiz dedik tohumluk, ya. Ama hangi birinin tohumluk ayıracağız canım?
Tohumluk zaten 5 tane mesela göndersek onun içinde bir kısım çıkar, bir köken olur. Bir bamyanın için tohum kaç tane oluyor? En aşağı 50'den oluyordur. İsteyen de var bayağı ya. Daha dediğim gibi siz de istiyorsanız herhangi bir ücret falan almıyoruz, yanlış anlaşılmasın. Az çok ne kadar olursa göndereceğiz, sadece kargo ücretini ödeyeceksiniz. Hani alıcı ödemeli yapacağız. Size geldiği zaman kargo ücretini ödeyeceksiniz, o kadar. Bak gene geçen düştüğüm yere geldim. Ben dikkatli basam var bir sefer. Ayağım kayıyor ayağım. Çamur ya. Onunla kayıyor ayağım yaş olduğunca. Senin boyuna ulaşmış bamya var bana. Bamya boylamış daha da boylanı bu dar kadar olur. Bak ay satalım bunu dökmüş bir tane. Geçen de ben daha sana dedim zamanı vardı bunu dedim ya. Bak zamanı gelmiş çiçekler duruyor ufak ufak dökmüşler. Bak bir tane burada olmuş güzel olmuş. Görüyorum kameram bilmiyorsun ya bak. Aynen ufacık var bir tane. Yeni dökmüş buralarda var bir iki tane ufacık ufacık yeni dökmüş daha. Olu gar ya. O zamanı geliyor işte zamanı oldu mu? Verimi başla. Bak bunlar bile olmuş ya ufacık ufacık. Ama sen bunu hortumun üstüne koymuşsun da asıl ondan olmuş bu. Bastırmış üstünde. Bu hortumu altından çıkaralım bu kökene. Birkaç günü kadar diyorsun hortumun altından kurtardım kökenine. Birkaç günü kadar ufacık ufacık lavra başında yeni dökmüşler. Onlar 2-3 gün kadar böyle uzayıverir. Suyu güzel yiyor. Burası başı suyu güzel yiyor. Çok güzel olmuşlar. Bak bamyamız bile çok oldu. Daha ileri doğru. Zaten çok ufaklarını gene amıyorum ben. Yarın akşam ne dönersek geriye. Onlar büyük olsun yarın akşamı kadar. Bunları da o zaman toplarız. Bak bunlar hep ufak daha yarın kadar. Bu da olur onunla. Buraya doğru var. Daha hep ufakları. Ufaklarını koparmıyorum ben. Bak kar izleyicilerim. Bakar izleyicilerim, mahsullerimi topladım yine. Ama üzülün sizi de göstermekten, sizler yetiştirmeyenler de var içinde bunu. Mesela tahalası bahçesi olmayan yetiştirmeyenler. İçim isteme isteme gösteriyorum enişte onlara. Onları da çok seviyorum ben ama yoklar ne yapalım ne yakın yedi değiller. Patlıcanlarımızdan, biberlerimizden. Birer kova oldu değil mi? İkisinden de birer kova oldu. Oldu, bir kova patlıcan, bir kova biber. 2 kilo kadar bamyamız oldu. İşte bunlar kurutmalık. Kışlık hazırlık yapacağım. Ben bunları dizelim. Ben onları doğrarım, yıkarım, asarım. Kurudumu götürürüm.